Seyit Rıza Ovacık Sultan Baba çevresi Lertek bölgesindendir. Kendi köyü Ağdat olarak bilinir. Abasan aşiretindedir ve Abasan aşiret lideri Seyit İbrahim'in oğludur. Seyit İbrahim'in 6 tane çocuğundan biridir ve ilk en küçük olanıdır. Seyit İbrahim kendi döneminde Osmanlı ile düzenli belli aralıklarla Dersim konusuyla ilgili görüşen insanlardan biridir. Yani rakipleri de bu aileyi ciddiye alan bir durum söz konusu. Seyit Rıza Dersim'in kuşkusuz en büyük aşiretinin lideri değildi. İnanç önderi olarak da en öndekilerden biri olduğu söylenemez. Ama Dersim'i ortadan kaldırmaya karar vermiş olan devlet iradesi karşısında Dersim'in moraliydi. Dersim'i ayakta tutma değeriydi. Dersim'deki aşiret liderlerinin bir kesiminin ne yapacaklarına karar verirken öncelikle fikrini sorma ihtiyacı duyacakları öncelikli şahsiyetti. 38'de katledilen bütün değerli canları, büyük küçük, doğmamış bebekleri dahil saygıyla anıyorum. Ve ahı kalmasın zalimlere diye her gün duamda söylüyorum, nenemden öğrendiğim gibi. Seyit Rıza benim için ne ifade ediyor? Halkı için ne ifade ediyor? Çok önemli. Benim zaten kendi nenemden, büyüklerimden gördüğüm sevgi, saygı ve gözyaşıyla böyle. Ama kutsallık derecesinde bağlılığı vardı nenemin. Hersa serrizay bu diye yeminleri. Nasıl ki siz burada bu yörede Düzgün Baba adına veya ziyaretler adına yemin ediliyorsa, bizde de Höysa Babay ve Seyit Rıza adına diyen kadınlarımız yaşlı. Nenem de kesinlikle ilk yemini Hersa Seyit Rıza'yı bu derdi. Artık bunun ötesine laf söyleyemem. Atamızdı her şeyden önce ama Seyit Rıza'yı anarken beraberinde katledilen bütün canları, başta Seyit Hüseyin, Hüseyin Seyit kendi yöremizde söylem şekli ve diğer canları ve oğlu Reşik Hüseyin. Onları da saygıyla ayrıca anayım. Seyit Rıza da babasından almış olduğu o kültür ve terbiye ile beraber toplum içinde bir saygınlık elde etmiş ve toplumunun içinde onlara yol gösterebilecek bir rehber olarak sürekli hep anılmakta ve bu süreç onu 30'larda yani Dersim 37-38 öncesi de böylesine Dersim'de bilinen bir figür haline getirmiştir. 30'ları veyahut da öncesi Türkiye'sini veya Dersim'i düşündüğünde çok başlığın, herkesin birçok şeyi söylediği bir ortamda yani Dersim'in o aşiret yapısı içinde tüm aşiretleri de bir arada tutabilen bir kişiliktir Seyit Rıza aynı zamanda. Şimdi Seyit Rıza ailesinin saygınlığı Seyit Rıza ile başlayan bir olay değil. Aile kendisini Şık Hasan soyundan kabul eder ve 12-13. Kuşaktan Şık Hasan'ın torunları olduklarını söylüyorlar. Biliyorsunuz Dersim'de genellikle sözlü tarihinin kendi soylarıyla ilgili bir değerlendirme yaptıklarında kendilerinin Seyit Şık Hasan çocukları olduğunu söylüyorlar. Ve bu Seyit Şık Hasan kardeşlerin geldiği ilk bölgede Lertik bölgesidir.
Bu Lertik bölgesi de Sultan Baba çevresinde bir bölge adıdır. Dolayısıyla Seyit Rıza 12. kuşaktan kendisini Şikhese'nin torunu olarak gördüğü için bir nevi dedelik ünvanı da buradan geldiği söyleniyor. Kimilerine göre pirleri kendilerine bu desturu verdi ama onların iddiası şu ki biz Şikhese'nin torunlarıyız ve bu gelenek oradan geliyor. Devletin ürettiği tüm raporlar Seyit Rıza'nın kişisel otoritesinin ortadan kaldırılması, prestijinin yağmalanması ve bunlar yapılamıyorsa da fiziken imha edilmesi eksenli önermelerle şekillenmiştir. O nedenle zaman zaman bu konuya dair yanlış yerlerden yaklaşımlar sergileniyor. Seyit Rıza aslında Dersim'in moraliydi, ruhuydu. Ve devletten hak talep etme yüzüydü diye düşünüyorum. Bu nedenle Seyit Rıza'nın ortadan kaldırılması devletin operasyonel aklı açısından olmazsa olmaz temel bir sorun olarak görülmüştür. Yoksa Seyit Rıza'nın durduğu yer biz Dersimliyiz, bizim farklı bir dilimiz, bizim farklı bir inancımız var ve cumhuriyet gerçek bir cumhuriyet olacaksa bizim bu olmazsa olmazlarımıza saygı duymasını beklemeye hakkımız var diyen bir yerde durmaktadır. Şimdi Seyit Rıza Dersim halkı için bir sembol olmakla beraber bir hafızadır. Yani o günden bugüne devletin veyahut onu idam edenlerin bu kininin devam etmesinin sebebi budur. Dersim toplumunda oluşturulmuş olan o hafızayı silmeye yönelik bir kindir. Niye bir hafızadır? Çünkü Seyit Rıza'ların ve o dönemki yol arkadaşlarının belirlediği Kırmancıya Belek'i, yani Dersim'de o çok kültürlü, çok inançlı ve dilli bir toplumun talep ve istemlerini dile getirmesine yönelik bir yok sayma hareketine karşı bir toplumunu ileriye götürebilecek taleplerinin arkasında duran bir iradedir. Yani bu iradeyi kırmayı o gün idam etmelerine rağmen bu iradeyi kıramadıkları için de bugün de aynı şekilde gerek Seyit Rıza ve gerekse yol arkadaşlarını itibarsızlaştırmaya veyahut onları yok saymaya yönelik o kin ve nefret o günden bugüne de devam ediyor. Yani Dersim toplumunun bir hafızasıdır Seyit Rıza ve yol arkadaşları. Seyit Rıza dediğim gibi eski Türkçe'de okur yazardır. Seyit Rıza'nın bu aileden ve Seyit İbrahim'den aldığı terbiye yola olan düşkünlüğü devletle kendisinin arasındaki mesafeyi de bir nevi kendisine yaşayarak gelen bir insan. Seyit Rıza'nın devlet nezdinde öne çıkması Birinci Dünya Savaşı'nın ön yıllarına denk geliyor. Neşet Paşa hareketinde çok ciddi bir karşı koyuş var bütün aşiretlerin ve Seyit Rıza da bu işin içinde birinci derecede rol oynar. Göze batması o dönemde oluyor. Hatta 1912 yılında bir idam kararı çıkarmak istiyorlarsa da bunu tekrar vazgeçiyorlar. Muhtemelen göze alamadılar Seyit Rıza'ya dair bu kararı uygulama konusunu. Çünkü Dersim o dönemde kaynıyordu. Birinci Dünya Savaşı vardı. Osmanlı Dersimleri Ruslara karşı bir savaş içerisinde kullanmaya çalışıyordu. Ve böyle bir durumda ters teper muhtemelen o kararlarından vazgeçtiler. Birinci Dünya Savaşı'nda Seyit Rıza çok ciddi rol oynar. Hem Ermeni olayında hem de Erzincan işgali konusunda çok ciddi rol oynar. Ve bu roller dönem dönem Osmanlı paşaları tarafından bayrağımızın altında Ruslara karşı birlikte savaşalım tekliflerini her seferinde reddeder. Dolayısıyla
duruş itibariyle biz kendi bayrağımızın altında savaşırız tezini öne sürer ve o kendi mücadele hattı üzerinden yoluna devam eder. Onun içindir ki yazılan raporlarda Seyit Rıza hep eşkıyadır, hep şakidir, çapulcudur. Yani Türk subaylarının ya da devlet yöneticilerinin, hatta aydınlarının devlete yazdığı raporların tamamında bu sözler geçer. Hatırlayalım, Seyit Rıza üzerinden geliştirilen aslında Cezem formasyon, Seyit Rıza'nın isyan ettiği, direndiği, işte Dersim halkını soyduğu, sömürdüğü ve benzeri üzerinden geliştirilen yaklaşımın aşılması sonrasında da, yani 1938'e gelindiğinde, yani İsmet İnönü'nün daha Eylül 1937'de bütün liderlerini yakaladık, artık sorun tümüyle çözülmüştür, Dersim'in bütün vadilerine hakimiz dedikten sonra bile, Seyit Rıza'ların asılmasından sonra bile işbirlikçi aşiretler dahil olmak üzere Dersim'in istisnasız tüm aşiret ileri gelenleri, tüm kanaat önderleri, tüm sözü bir şekilde dinlenebilir olan herkese yönelik saldırganlık devam etmiştir. Oysa eğer sorun Dersim'in içinden kaynaklanmış olsaydı, Dersim'deki dirençten, isyandan, feodalizmden kaynaklanmış olsaydı, en azından Seyit Rıza'ların asılması sonrasında o giderek daha da derinleşen, öldürmelerin daha da arttığı, yok edilmelerin, kaybedilmelerin daha da arttığı bir dönem yaşanmayacaktı. Dolayısıyla gerçekçi olmak lazım. Tarihi hem nesnelliğine uygun okumak hem de aynı zamanda demokratik ve laik değerler penceresinden okumak gerekiyor. Böyle yaptığımızda da sorun, müsebbip, neden bütünüyle ve bütünüyle Cumhuriyet projesinin kendisinden kaynaklanmıştır. Yani bize çağdaşlaşma projesi olarak anlatılan Cumhuriyet'in aslında Dersimli kimliğine tahammülsüzlüğü, Kürt, Zaza, her ne diyeceksek diyelim, farklı ana dillerle kendini ifade etme arayışına tahammülsüzlüğü, aynı şekilde Alevice bir inanca tahammülsüzlüğü şeklinde bir gerçeklikle karşı karşıya kalıyoruz. Yoksa Dersim'de yaşananların ne dışsal müdahaleyle ne de işte iddia edilen Dersim'in medeniyeti açma ve benzeri gibi gerekçelendirmelerle alakası olmadığı çok net olarak karşımızda duruyor. Şimdi Seyit Rıza yaşamında veyahut o günün koşullarında inancını, dilini, kültürünü yaygınlaştırılması için çaba sarf eden bir kişiliktir. Yani çünkü o dönemin devlet yetkilileriyle yapılan birçok görüşmede de yolumuz, yani inancımız, itikadımızı dilini isteyen, yani bir ölçüde Osmanlı'da beri Dersim'de süre gelen o otonom hayat tarzı, yani kimseye bağlı olmadan, onların hegemonyası altına girmeden dili, kültürü, inancını yaşatmak için çaba sarf eden bir gelenekten geliyorlar. Ve bu geleneğini Cumhuriyet döneminde de sürdürmek istiyorlar. Yani kendi diliyle, kendi kültürüyle, kendi inancıyla da yaşama gayretleri ve tüm çabaları bunun içindir. Yani zaten Cumhuriyet'in kurulmasından sonra, çünkü 1850'lerde, 1840'larda Dersim'e yönelik hazırlanan raporlar var. O günün koşullarında yapılan öneriler var, şeyler var ve hiçbir zaman Seyit Rıza ve Dersim toplumu biat kültürüne girmeden tümüyle kendi yaşam koşullarını, o inancının,
kültürünün, dilinin getirmiş olduğu yaşamla yaşamlarını sürdürme çabasını sürdürüyor. Zaten Cumhuriyet'in Osmanlı sonrası kuruluşunda tek dil, tek din, tek kültür, din anlamında, tek ulus anlamında sürdürdüğü o politikalarını kabul etmedikleri için de Osmanlı'dan beri süren o gün, Cumhuriyet döneminde de bu tek anlayışı dayatma, kültürünü kabul etmemelerinden dolayı da işte hedef haline gelmişlerdir. Şimdi Seyit Rıza'da bir kırmancıya bilinci, bir Kürtlük bilinci var mıydı? Tabii ki vardı. Zira Seyit Rıza Dersim'i kendi ülkesi olarak görüyordu ve buranın kırmancıya toprağı olduğunu söylüyordu. Ve kırmancıya toprağından kastı da oydu aslında. Yoksa 500 yıl, mesela Naşit Hakkıoğlu diyor ki, bizim Dersim'le olan ilişkimiz Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla başladı, o saat itibariyle. Biz o saatten itibaren Dersim'i her ne kadar Osmanlı'ya bağımlı hale getirmeye çalıştıksa Dersim eski gelenek göreneğinden taviz vermeyerek yaşamını öyle sürdürdü. Yani hiçbir koşulda onların istediği çizgiye gelmiyorlar. Seyit Rıza'nın bütün davranış hareketlerinde Türk egemenliğinin altına girmek gibi bir düşüncesi, bir zaafı yok. Hatta bunu kendisi için bir eziyet, bir zulüm olarak görmektedir. Yani birçok insana şunu söylemiştir. Hey vah hey, halaseke her de dersi mi beni askerinin gönü tık tıbı yok hali nu der zerrim gönü. Hey vah hey, hele bakın Dersim toprağına Türk askerin ayakları altında halıya dönmüş. Bu dert beni yiyor, bitiriyor. Bu bir bilincin sonucudur. Dolayısıyla hatta o dönemde devletin iddiaları o ki hem Kürt Tali Cemiyeti üyeleriyle hem birçok Ermeni Taşnak Parti ileri geleneğiyle ve şeyden güneyden gelen birçok Kürt şahsiyetle Seyit Rıza'nın görüşmeler yaptığını dönemde ama bu istihbarat raporlarında geçiyor bir de. Hani biz sözlü tarih olarak duyduk ama bir de şeyde her şeyden haberleri var. Koçgiri'den haberleri var. Mümkün değil çünkü meclise çektikleri telgraflar var. Ve Ovacık'tan giden aşiret liderlerinin ve savaşçılarının Kemah'tan içeri girerek trenlerin, asker dolu trenlerin yollarını keserek onları durdurması, geri çevirmesi Koçgiri ile olan bir dayanışma çabasıydı. Yeterli miydi, değil miydi ayrı bir olay. Ama çünkü Koçgiri ile Dersim zaten iç içe. Seyit Rıza'nın en çok sık görüştüğü insanlar Haydar Bey'dir, Ali Şan Bey'dir ve Alişer Efendi'dir. Ve düzenli bilgiler, hatta birçok toplantı bu konuyla ilgili Seyit Rıza'nın evinde yapılır. Cumhuriyet'in Dersim'i hedef almasının altında yatan esas nedeni en küçük anlamda Dersim'in kendisinde aramamak gerekiyor. Böyle bir arayış, yani işte isyan, feodalizm ve benzeri gerekçelendirmeler aslında 1930'larda Dersim'in yaşadığı felaketin gerçek nedenini en küçük anlamda anlamamak. Daha gerçekçi yaklaşım ise Dersim'in yaşadığı felaketin nedenini çarpıtmak anlamına geliyor. Ne yazık ki Türkiye'nin aydınları, hatta sol sosyalist aydınları bile bu önemli hataya düşmüş, bu hatanın çoğaltılmasında önemli bir katkı yapmışlardır. Neden? Tamamen Cumhuriyet projesinin kendisinde, Cumhuriyet'in henüz kurulmazdan önce kendine çizdiği gelecek hayalinde aranmak zorunda. Ziya Gökalp'in, yani İttihat Terakki'nin merkezi umumi üyesi ve ideologu olan Ziya Gökalp'in
Türkleştirmek, Müslümanlaştırmak ve muasırlaştırmak diye ifade ettiği perspektif aslında sonraki dönemde Cumhuriyet'in gerek Sünni Kürtlere, gerek muhalif aydınlara, gerek liberal ve muhafazakarlara ve tabii bu özgürde de özellikle Dersim'e yönelik Kırımcı siyasetinin asli nedenidir. Cumhuriyet kafasına bir kere Türk olmayanların Türkleştirilmesi, Sünni olmayanların Sünnileştirilmesi ve medenileştirme, muasırlaştırma diye ifade ettiği gerçekte Türkiye'nin her alanını Türk-Müslüman burjuvaziye bir pazar haline getirme projesi çerçevesine yaklaştığımızda Dersim'in yaşadıklarının gerçek nedenini görmüş oluyoruz. Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında Cumhuriyet Dersim'i bölmek niyetindedir ve nihayetinde bunu başarır. Seyit Rıza gibi bazı toplum önderleri buna müdahale etmek istedilerse de çok muvaffak olamadılar. Cumhuriyet adeta Dersim'i ikiye böldü. Gelenlerin Osmanlı'dan farklı olduğunu ve mutlak suretle bir kıyım, bir katliam, bir soykırımla yüz yüze kalmayacakları konusunda bir kanıları vardı. Ve güveniyorlardı. Bunu devletle süren müzakerelerinde, her seferinde verilen sözlerden, Ankara'ya gidip gelen milletvekillerinden aldıkları bilgiler üzerine böyle bir süreç yaşanır Dersim'de. Aslında Dersim'de gerek operasyon, gerek operasyona gerekçe olan yasal prosedür, gerekse de daha sonra o yasal prosedürü bile ihlal edecek yargılama süreçlerinde yapılan iş aslında ibret-i alem ifadesinde de görüleceği gibi Cumhuriyet'in emirlerine, düzenleme keyfiyetine en küçük anlamda itirazı içinden geçiremeyecek bir toplum, özgüveni kırılmış, yurttaşlık hakları elinden alınmış bir toplum inşası gerçeğiyle bizi yüz yüze getirmektedir. Bu açıdan baktığımızda aslında sadece sosyalistlerin, sadece Dersimlilerin, sadece Kürtlerin, Alevilerin ve benzeri değil. Aslında en küçük anlamda hukuk arayışında, gerçek çağdaşlık arayışında olan herkesin itiraz etmesi gereken bir yargılama süreci karşısındayız diye düşünüyorum. ...1936 yılında Dersim'de silah toplatma kararı uygulamaya konulur ve üzülerek söyleyeyim halk da buna itibar eder. Büyük çapta aşiretler silahlarını teslim ederler. Bildiğim kadarıyla 6-7 aşiret hariç. Bu 6-7 aşiretle birlikte Seyit Rıza'nın ve Demanan aşiretinin, Haydaranların çabasıyla Halvori gözellerinde 14 Mayıs 1937'de bir toplantı yapılır. Bu toplantıda bu birlikte davranma ve bir karşı koyuş cephesi organize etmek istiyorlar ve bu 14 Mayıs Halvori gözellerinde yapılan toplantı sonucunda alınan bir karar var ve bu kararı Seyit Rıza orada deklare ediyor. Ama o deklare ederken herkesi ayağa kaldırıyor ve Munzur üzerine yemin etmelerini istiyor. Bu Munzur da bizim birbirimize vereceğimiz ikrardır ve bu ikrardan kimse geri dönmesin diye bir direniş cephesi örgütlemek istiyor. Hatta Elazığ'da yargılanan 72 kişinin iddianamesinde idam edilmelerinin nedeni Halvori'de toplandılar ve bir direniş kararı aldılar diye bu suçlama önemli yer teşkil ediyor. İhsan Sabri Çağlayangil miydi? Şeyle yaptığı röportajda
diyor ki Dersim meselesini, mağaralara bastık gazları, fareler gibi döküldü hepsi ve bu şekilde hallettik diyor. Yani o dönemde zehirli gaz kullanıldığını, bizzat o dönemin içinde yer alanı da vurguluyor ve aynı şekilde de 40'larda başbakan olan Refik Saydam da Fevzi Çakmak'a yazdığı, gönderdiği bir telgrafta da zaten yine bunu vurguluyor. Diyor ki ben bu ülkenin bir başbakanı ve bir hekim olarak bu ülkenin bir bölgesinde zehirli gaz kullanılmasını doğru bulmuyorum ve bunun son verilmesi gerektiğini belirtiyor. Yani bunlar da o dönemde vurgulanan şeylerdir. Abdullah Altoğan cezaevinde olan oğlunu Şık Hesen'i kendisine elçi gönderiyor. Diyor ki Elazığ'da arazi çok, Ermenilerden yarısını tapu ederim onun üstüne. Bıraksın dağı gelsin Elazığ'a ve orada Seyit Rıza'nın bu hileyi, bu iğrenç tuzağı fark ederek oğluna şöyle seslenir. Senin daha bir yıl cezan vardı, Abdullah Altoğan seni niye bıraktı diyor. Diyor ki beni sana elçi olarak gönderdi, yani senin inanman için. Gidelim, bırak buraları deyince o da diyor ki Şık Hesen'im, senin halinden, ahvalinden belli ki sen Türk somun ekmeğini çok yemişsin. Oğlum onların derdi ben değilim, onların derdi Dersim'dir. Dersim'i bitirmek istiyorlar, niye anlamıyorsun diye karşı tepki gösteriyor. Emin Lao diyordu, yani la hani iptir, sorumuz iptir çünkü vazgeçmeyecek mücadelesinden. Nedir mücadelesi? Sürekli kandırılıp işte görüşelim, görüşmeler, uzlaşmalar, zaman zaman yürütülen görüşmelerdi. Bu halkın tanınması, dili, inancı ve kültürüyle kendi mekanında, ziyaretleri içerisinde yaşama hakkının tanınması koşuluyla Cumhuriyeti asla reddetmemişler. Yani yönetimde veliymiş, aliymiş değil, adaletli devlet adamı. Kimse bizim haklarımızla bizi tanıyan, onu kabul etmişler başından. Sırf görüşmeleri de bu yönde olmuş ve maalesef bugünkü yönetimin devamı olan sistem yine hilelerle görüşmeleri sonlandıramamış ya da hüsrana uğratmış. ...1937 Haziran ya da Nisan, tam ayları karıştırıyor olabilirim, Seyit Rıza'nın konağı bombalanıyor. Bu konak bombalanınca aile, Seyit Rıza alıyor, bir ara Sultan Baba çevresinde gizleniyorlar. Sonra Laçınan bölgesine gidiyor. O bölgede bir süre kalırlar, sonra ihbar edilirler. Seyit Rıza ailesinden 33 kişi bir sabah hepsi orada kurşuna dizilir. Bunların çoğu kadın, çoluk, çocuk. Seyit Rıza o an orada olmadığı için kurtuluyor. Gidiyorlar ölülerin başına, hatta işte iddia o, subaylar milislere küfür ediyorlar. O nerede, o nerede, o nerede? Ölüsünü bulamıyorlar. Ve Seyit Rıza arkadaşlarıyla birlikte Munzur Dağı'na çekilir. Sonra Sultan Baba çevresi iki arkadaşı tarafından sürekli gizlenir. Yeri hiç kimseye söylenmez.
çocuk, hep öldürülen topluca Seyit Rıza ailesi. Büyük oğlu Şık Hasan'ın başı kesilir orada. Hiç erkek yok yani. Seyit Rıza birkaç kişiyle dağa çıkıyor. Erzincan'a gitmeye, ailesini taliplerinin yanına götürüp belki kurtarmaya. Ama Anik, annenin karnı deşilir, çocuğun eli dışarıda olur. Bunu da bana kendi yarıcımız anlatırdı, yaşlı. Diyor ki ben ölüsünü almaya gittik. Sadece rayberin yaptığı işbirliği karşısında kız kardeşini alabileceğini ölülerin içinden. Şıkhesini kimseyi kabul etmiyor, yalvarıyor diyor. Onlar iki aşıktı, onu da almak istiyorum. Çünkü başı yok ki versinler. Onun için ayıpları, yüzleri kara olduğu için aniyi almayı kabul ediyorlar. Diyor hayvanın üzerine ölüsünü, cesedini bindirirken çocuğun eli dışarı taştı. Ben diyor eteğiyle kapattım, rayber görmesin diye. İnsanlık dışı bir vahşet. Hiç bunu hak etmeyen çocuklar ve kadınlar o katledilen yerde. 3 tane erkek var, biri Şık Hasan'dır, 2 tane de komşusudur. Öbürleri yaşlı ve çocuklar, genç kızlar. ...11 Eylül günü Genelkurmay belgelerinde şöyle bir şey geçiyor. Sultan Baba çevresinde aldığımız bilgiye göre Sultan Baba çevresinde bir mağarada kalıyormuş. O bölgeye bir operasyon düzenliyorlar. Ancak o sabah Abdullah Altdoğan, Kazım Orbay bütün askeri şeylere telgraf geçiyorlar ilgililere. İşte dün gece Erzincan Köprüsü'nde Seyit Rıza kayıtsız şartsız devlete teslim oldu diye. Bu Şükrü Kaya'nın iddiasıdır. Şükrü Kaya İçişleri Bakanı'dır, Dersim'in celladıdır. Bunu yıllarca Dersim'i birçok yazar bile belge olarak kabul etti. Oysa bir halkın hakkında fermanı veren, onun katliamına onay veren, soykırımına onay veren adamın bir duyurusu neden belge olarak kabul edilir? O da ayrı bir sorun. Seyit Rıza Erzincan'a gitmek istedi, görüşmek istedi muhtemelen. Dersim'de bir parça olsun kalan güçle bir müzakere yürütebileceğini düşündü. Ama devlet onu müzakereye çağırırken aynı zamanda koluna kelepçe vurdu. Hepimiz de o travmadan payımıza düşeni aldık. Çünkü onların ağıtlarıyla, onların öyle sürekli oturup bizi asla işte bize böyle yaptılar, işte şunu yapsalar direkt anlatmazlar. Fakat sen onların o yaşadığı travmadan zaten etkileniyorsun. Yaş eksik olmaz, ağıtlar eksik olmaz ve sen ilgilenip soruncaya kadar bu sefer yaşlarını kaybediyorsun. Aklın başına gelip de yaralanalım, nasıl yaşandı, nasıl geçti? Maalesef ömür bitiyor biz akıllanana kadar. Lisedeyken öğreniyorum, çok önemli ve ömrüm boyunca unutmayacağım. Ağlamamak için de kendimi tutayım. Hem annemin halasıdır, yani hem Seyda Ağa'nın torunudur, kızıdır pardon, Seyda Ağa'nın kızı Anik. Seyit Rıza'nın oğluyla, yani amcasının oğluyla evlidir, Şık Hasan'la. Yani kuzenler evlenmiş. 40 kişilik köyden göç edip gittiklerine, yani Ali Şeref Efendi'nin katlinden sonra. Bunu hazmedemez Seyit Rıza. Ya yapanı pişman olur ki, yani yeğeni olan öz dedem, rayber, Abdullah Paşa'nın maşası olarak. Tabii ki direkt suçlama şartlarını bile göz önüne getirince acımasızlık kaynaktan başlıyor
ve bunları da zaafları varsa eğer çok rahat maşası olabiliyorsun. Diyelim ki maddiyata, yaşama, yani Seyit Rıza gibi mütevazi, kendi haline kabullenmeyen rayber, parada biraz çok zaafları olan birisidir. Yaşama farklı bakıyor. Lüks yaşayan generalleri görüyor dağında. Ve onlar sanki bunu da general gibi köşesinde gezdiriyorlar. Yine söylemek istiyorum, bazı kitaplar işte rayber kelleleri sırtlamış, torba içinde kanlar üstünden akıyormuş, götürmüş falan. Bunlar tümüyle yalan. Çünkü rayber sırtına kelle yükleneceğini bilse bunu kabul etmez. Çok kendine düşkün, bencil, egosu yüksek bir insan. Seyit Rıza'ların etrafındaki bu çember daralınca daha önce kendisine haber yollayan Erzincan valisiyle de son bir kez görüşmek için, yani bu Dersim'e yönelik bu katliamı durdurabilir miyim? Çünkü çevresinde de artık böyle bir şey oluşuyor. Bizi katledecekler, bunu durdurmanın yollarını arayalım derken Erzincan valisiyle görüşmeye giderken Dersim'e Erzincan'a varırken orada alınıyor. Ve daha sonra Elazığ'a götürülüyor. Şimdi Elazığ'daki mahkemede 72 Dersim şahsiyeti yargılanıyor. Ve bunlar dillerini bilmedikleri bir mahkemede yargılanıyorlar ve kendilerini savunma hakları da doğru dürüst tanınmıyor. Ve bu kişinin şeyini dava dosyasında da görüyoruz. Yani o dönem iddianameyi hazırlayan o dönemin savcısı Hatemi Semih Şahanoğlu olarak da adı geçen savcının belirlediği şudur. Bu dava genç cumhuriyetin Dersim'e açtığı davadır diyor. İşte biraz önce Seyit Rıza kimliktir dediğimde işte budur. Yani Dersim'in hafızasıdır dediğimde işte bu hafıza aslında Cumhuriyet İdaresi'nin yapmak istediği Seyit Rıza ve yol arkadaşlarını idam ederek bu hafızanın yok edilmesine yönelik bir çabadır ve bu çabasını sürdürüyor. İşte orada diyor, bu dava Tunceli'nin, genç cumhuriyetin Tunceli'nin Dersim'e açtığı davadır diyor. Ve bu yargılamalar çok kısa bir süreçte, zaten o zamanki mahkemelerde sürdürülürken 72 kişiye ceza veriliyor. Bunların 7'si idama mahkum ediliyor. Seyit Rıza ve 6 kişi olmak üzere toplam 7 kişi idama mahkum ediliyor. Diğerleri de Türkiye'nin birçok cezaevlerine sürgüne gönderiliyorlar. Ve bunların hiçbirinde Dersim'e geri dönen yoktur. Dersim önderlerinin, kanaat önderlerinin yakalanması sonrasında gerçekleştirilen yargılama tam anlamıyla bir hukuk garabetiydi. Aslında Cumhuriyet Devleti'nin kendini inşa ederken en küçük anlamda bir hak ve hukuk tanımama kararlılığının açık aleni bir göstergesiydi. Bu yargılamada sanıkların, suçlanan kesimlerin en küçük anlamda savunma hakkını kullanmalarına izin verilmemiştir. Mevcut yasalar izin vermemesine rağmen Seyit Rıza'nın ve oğlunun birinin yaş büyüklüğü, birinin yaş küçüklüğünden dolayı asılmamaları gerektiği halde asılmaları sağlanmıştır. Cumartesi, pazar günleri normalde bir yargılama yapılmaması gerekirken adeta askeri cemselerin aydınlatması ve özel bir hakimin yönetiminde bir yargılama yoluna gidilmiştir. Dolayısıyla buradan baktığımızda aslında bırakın hukuku, dönemin mevcut yasal prosedürünü bile ihlal eden bir
cezalandırma yoluna gitmiştir. Dolayısıyla buna yargılama dememiz bile aslında gerçekçi olmayacaktır. Aile katledildikten sonra bir oğlu hayatta kalıyor. Birkaç torunu o gün orada yoktu diye hayatta kaldılar. O çocuğuna şöyle vasiyet ediyor. Sakın ben nereye gidersem gideyim peşime gelme. Dağlara kaç soyumu sürdür. Hüseyin, Resik Hüseyin denilen babasıyla kelepçeli olan oğludur. Bir şarapnel parçası koluna gelir, eli çok kötü olur. Bir yakını tarafından Elazığ'a götürülür. Elazığ'da hastaneye tedavi amacıyla götürülür. Çocuk bütün ısrara, akrabasının ısrarına rağmen diyor, buraya gelmişken babamı görmek istiyorum. Ve cezaevini ziyaretine giderken o da orada alınır, idam sürecine dahil edilir. Ama en çok da oğlu üzerine, Seyit Rıza'nın önüne boş dosya kağıtları konur. Şuraya şunu yaz, bunları söyleyen İhsan Sabri Çağlayan gel. Boş dosya kağıtlarını, burayı doldur, imzala ya da biz oğlunu serbest bırakalım. Bunların hiçbirisini kabul etmez Seyit Rıza. Malum en son idam gecesi Mustafa Kemal'le görüştürülür. Bu artık bana göre kanıtlanmış bir bilgi. Mustafa Kemal'le görüştürülür. Çünkü sürekli teslim ol, sürekli teslim ol. Mustafa Kemal de onu büyük devlet adamı unvanıyla bir isyan liderini affettirecekti. O gece eğer isterseniz anlatabilirim. Cezaevi ile duruşma salonunun arası 50 adımdır. Elazığ bilenler bilir. Şimdi birinin yerinde vergi dairesi, birinin yerinde cami yapılmış. 50 adımlık bir mesafedir. İhsan Sabri Çağlayangil, jipime bindirdim. Yanına yaverim oturdu diyor. O arada jip kullanma şeyi yoktur. Çünkü onu bir yere götürüyorlar. O götürme sırasında Mustafa Kemal'in huzuruna çıkararak af dilemesini istiyorlar. O da meşhur sözünü orada söylüyor işte. Senin yalanların da hilelerinle baş edemedim. Bu bana dert oldu. O sözü orada söylüyor ve daha sonra getirip en son idam ediliyor. Onun için bu çok önemli. Mesela devletler genellikle önce isyan liderini asarlar. Seyit Rıza en son asılan adamdır. Kürt sorunu aslında sadece iktidarların yönelimlerini, işte egemenlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin gerilimini yaratmakla kalmayan, aynı zamanda halen 99. yılını bitirdiğimiz Cumhuriyet rejiminin niçin bir türlü demokratikleşemediği, niçin kendisine temel hedef olarak saptadığı muasır medeniyetten çok çok gerisine adeta çakılıp kalmış olmasına, laikliği kendisi için olmazsa olmaz bir temel olarak saptamasına rağmen niçin gerçekten laik ve hukuk devleti olamadığı meselesi üzerinden aydınlatmak daha gerçekçi olacaktır. Cumhuriyet 100. yılında bir türlü demokratikleşemeyen, demokratikleşme imkanını kendi kendine ortadan kaldıran bir yapıya sahiptir. Neden? Çünkü cumhuriyet gerçek bir cumhuriyetin aksine kendi yurttaşlarının bir kesimini asimile etmeyi, asimile olmuyorlarsa düşmanlaştırmayı, asimile olmuyorlarsa onlara her türlü şiddeti uygulamayı öngören bir sistemi kendisine çerçeve saptamıştır. Dolayısıyla buradan baktığımızda aslında eğer 100 yılın sağlıklı bir bilançosunu çıkartacak olursak, Cumhuriyet bu sorunu çözmediği müddetçe evrensel hukuka, laikliğe, demokrasiye asla ulaşamayacağı gibi basın özgürlüğüne, aydınların hapsedilmeye devam edilmesine, gayri safi milli hasılasının ciddi bir kesimini savaş harcamaları olarak kullanmaya mecbur kalacağı, dolayısıyla fakirleşeceği bir standartı da adeta kendini mahkum etmektedir. Dolayısıyla sorun bir hayli ciddi bir sorun. Sorun aslında İsmet İnönü'nün görevinden alınmasının, işte Özal'ın görevinde
görevini veya kendi görüşlerini hayata geçirmesini engellemesinden çok daha öte, bütün bir memleketin fakirleşmesi, demokratikleşememesi, laikleşememesinin asli nedeni olarak karşımıza durmaktadır. Bugün bu ülkede bu denli bir kara para, devlet bürokrasisinin belli bir kesimi tarafından işte uyuşturucu ticaretine yönelik bir dizi suç verisi dışarıya yansıyorsa, bu mesele de aslında bu süreçte Kürt sorununa karşı kullanılan güvenlik bürokrasisinin elini soğutmamak, onların her türlü yasa dışılığını görmezden gelmek gereksiniminin kaçınılmaz bir sonucu olarak gelmektedir. Dediğim gibi sorun tek tek başbakanların veya egemenler arası kavgalardan çok daha öte bir anlam taşımaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde gerçek bir kalkınma, gerçek bir basın özgürlüğü, demokrasi, laiklik, çağdaşlaşma, zenginleşme ne derseniz deyin, bu hedeflere ulaşmak istiyorsak en temel sorun Kürt sorununun acilen çözülmesi, insanların kendi kimlikleriyle eşit ve özgür yaşayacakları bir standarta yükselmesinden geçmektedir. Onların bize bıraktığı gelenek ve mücadele azmi aynı zamanda Dersim sevdasıdır. Yani biz Dersimlerin, onların bize bıraktıkları bu gelenek ve Dersim sevdasının unutursak onlara da ihanet etmiş oluyoruz. Yani toplumumuzun hafızasını yok etmeye yönelik bu çabalara karşı bizlere düşen görevde bize bırakılan o mücadele azmini ve o Dersim sevdasını sürdürmektir. Ancak biz bunlara o şekilde layık olabiliriz. Yoksa 15 Kasımlarda geldiğinde anıp gitmek bir şey değildir. Onları yaşatabilmenin yolları onların o mücadelesini ve o sevdasına sahip çıkmak ve ileriye taşımaktır diye düşünüyorum.